Osmanlı ile ne kadar oynandığını görüyoruz. Ama Selçuklu'yu en son bir ay içerisinde kitabım çıktı. Sultan Alparslan'la ilgili. Ya bizim çok kıymetli Selçuklu tarihçileri var. Çok ünlü Selçuklu tarihçileri var. Ama Selçuklu'yla bile ne kadar oynandığını da gördüm. İnsan araştırdığı zaman, daha derinliğine incelediği zaman bakıyor ki bazı hususlar gerçekten bize yanlış anlatılıyor. Mesela ben Selçuklu tarihini şöyle bir yerden okudum. Bir Selçuklu tarihi üzerine, bir Alparslan'ın üzerine bir kitap okudum diyen var mı? <laughs> o da yok. <laughs> İyi ki okumuyorsunuz ya. <laughs> He? Osman Turan'ın değil mi? En meşhur tarihçilerimizden biri. Evet Selçuklu. Mehmet Altay Köymen, Osman Turan. Hele Osman Turan en meşhurlarıdır. <laughs> Selçuklu, bugün biraz ondan bahsedeceğim, Alparslan'dan bahsedeceğim. Ee, biraz Selçuklulardan bahsedeceğiz bir miktar. Selçuklu Kınık boyu ve Selçuk Selçukluların atası Selçuk Bey devlet sahibi olmadı, devlet kurmadı. Ama Tuğrul ve Çağrı Beyler devleti kurdu, babalarının adını verdiler. Yani Osman Gazi gibi devletini ilan etmedi Selçuk Bey. Selçuk Bey'i biliriz babasının adını içeride söyleyebilecek kimse çıkmaz. Bazen hüküm veriyorum önceden de ardından bakıyorum bir kişi çıkacak mı falan diye. Demek ki doğru hüküm vermişim. Babasının adı Dukak. Dukak. Bizim tarihçilere bakarsanız Müslüman değil. Bizim tarihçilere, günümüz tarihçilere bakarsanız Müslüman değil. Eskiye bakarsanız Müslüman diyen var, değil diyen var. İkiye ayrıldı. Ama günümüz tarihçileri yüzde yüz birleşti Müslüman olmadığında. Neden? Müslüman diyen var, Müslüman değil diyen de var. Peki niye Müslüman'ı almıyorsun da Müslüman değil'i alıyorsun? Eğer adam Müslümansa, Müslüman değil dediğin zaman çok sıkıntılısın. Adam Müslüman sen ona Müslüman değil diyorsun. Bir de İslamca bakış var. Yani İslam'a uygun olarak bakış var. İslami bir bakış var, hareket var. Bir kişiye ben Müslüman diye baksam Müslüman derim. Müslüman değilse bir zararı yok. Ama adam Müslüman ben ona Müslüman değil diyorum. Çok sıkıntılı. Adam Müslüman değil Müslüman diyorum. Bunda bir zarar yok. Yani yanılmış olurum. Ama Müslüman bir adama Müslüman değil dersen sıkıntılıdır. Niye mesela Müslüman diye hiç birisi yazmıyor. Oysa aynı adamın tarihte bir adı daha var. Lokman. Herhalde Lokman adını Müslüman olmayan birine vermezler. Bu adı hiç kullanmıyorlar. Dukak. Demir yaylı demek. Türkçe adı lakabı da demir yaylı diyorlar. Türkçe adı Dukak. Ama Lokman adını da almış. Hiç Lokman Dukak diyen yok. Tıpkı Muhammed Alparslan gibi. Bugün mesela hep Alparslan'ı kullandırırlar. Ama Muhammed'i bilmeyiz. Muhammed Alparslan demezler. Tıpkı Çağrı Bey'in adı gibi. Çağrı Bey'in adı neydi? Alparslan'ın babası Davut çağrı. Davut çağrı. Mesela Davut'u bilmiyoruz. Niye Davut çağrı demiyorsun? Neden Muhammed Alparslan demiyorsun? Mesela Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcası Tuğrul Bey'in adı. Muhammed Tuğrul. Bakın bunu da söylemiyor. Bizim tarihler İslami ne varsa çiziyor üzerine. İslami olan kısmını çiziyor. Diğerini çizmiyor. Yani Tuğrul Bey yerine Muhammed Bey, Alparslan yerine Muhammed Bey de diyebilirdi. Davut Bey de diyebilirdi. Lokman Bey de diyebilirdi. Ama bunları unutuyor. Sadece Türkçe isimlerini alıyor. Niye onu alıyorsun da bunu unutuyorsun? Beraber kullansan ne olur? İslami ismiyle beraber kullansan, hani biz neticede Türkçe ismine çiz demeyeceğiz, at demeyeceğiz, şunu demeyeceğiz ama Niye İslami adını hep yok ediyorsun? Demek ki bu bir dönemlerin projesi ve bu projenin adamları hala bunu devam ettiriyorlar. Ya yok kardeşim İslam'ın giderse ne Türklüğün ne Kürtlüğün ne Çerkezliğin ne Abazalığın ne Boşnaklığın ne Arnavutluğun hiçbirisi para etmez. Müslüman değilsen hiçbirisi Türk'ü de Kürt'ü de Laz'ı da Çerkez'i de posa olur, posa leş olur. İslamiyetle bir şey olursun. Bu yoksa ne olursun? Ne olabilirsin? Ama bunu adam yok sayıyor, atıyor ve tarihim de bana bildirmiyor. Eğer Lokman Dukak demiş olsaydık, demiş olsaydık, ya bu adam demek ki Müslüman olabilir. Niye Lokman demişler? Fakat henüz Oğuzlar'da İslamiyet yeni yeni yayılıyor Dukak zamanında. Kimden öğreniyoruz bunu? Bunu mesela ünlü seyyahlardan İbni Fazlan'dan öğreniyoruz. İbni Fazlan'ı ta İdil Bulgarları hükümdarı davet etmiş. 920'de Müslüman oluyor. İlk Müslüman Türk devleti. Ben bunu burada önceki senelerde anlatmıştım. Belki bu sene gelen arkadaşlar duymamıştır. Ama önceki sohbetlerimde ilk Müslüman Türk devletinin İdil Bulgar devleti olduğunu ve onun da hükümdarının Almışan olduğunu almış hanım da Müslüman olasıya Cafer adını aldığını hemen burada anlatmıştım. Yani bir adam Müslüman olduğu an hemen bir de İslami isim alıyor. Derhal bir isim daha alıyor İslami isim. Yani biz yıllarca Karahanlıları ilk Müslüman Türk Devleti diye onu da bize yanlış olarak anlattılar. Onu da 940'ta Müsl Müslüman oldu. Abdülkerim Satuk Buğra Han Oysa 920'de Müslüman oldu Almış Han İdil Bulgarları Devleti. İşte bu İdil Bulgarları Devleti'ne doğru giderken peçeneklerden geçiyor Oğuzların oradan geçiyor İbn Fazdan ve Oğuzlardan geçerken orada Müslümanlığın çok yaygınlaştığından bahsediyor. Bugünkü Cenç şehri, Huvare şehri, bir takım şehirlerde burada Müslümanların artmaya başladığından bahsediyor. İşte böyle bir dönemde Oğuzların yapgusu henüz Müslüman değil. Ama onun en önemli reislerinden biri de Dukak. Bir sefere gidecek. Bu sefer mutlaka bir Türk'ün üzerine veya Müslümanların üzerine. Onun en önemli, en önemli aşiret reislerinden Dukak bu sefere gitmek istemiyor. Bu bir bana şunu gösteriyor. İslami kaynaklardan alırsam Müslümanların üzerine sefere gideceğini anlıyorum. Bu ya Müslüman Türk'tür veya Müslümanlardır, Arap'tır, başka biridir. Sefere çıkmak istemiyor. Oysa bunlar tamamen ganimetle geçinen insanlar. Türk, Türkiye'de vuruyor o zamanlar çok fazla. Bunun üzerine şeye Dukak'a vuruyor şey Oğuz Yabgu'su. O da ona gürzüyle vuruyor, atından düşürüyor. Yani hükümdarıyla vuruşan bir adam. Karşı çıkıyor. Niye karşı çıkıyor? Bana göre yüzde yüz Müslümanların üzerine sefere gitmemek için vuruşuyor. Daha sonra birleştiriyorlar. Ama Müslümanlığını açıklıyor mu? Orası şüpheli. Çünkü net değil. Henüz İslamiyet yeni yayılıyor. Bir kapışıklık da var. Acaba hepsi Müslüman olursa bir şey olur mu? Kabul ederler mi? bir şey derler mi? Belli ki bir gizleme de olabilir. Selçuk'un babasında bunu görüyoruz. Selçuk ölüyor, yerine yerini Selç özür dilerim Dukak ölüyor, yerini Selçuk Bey alıyor. Hatta bir müddet sonra da Oğuz Yabgusu onu ordunun başına getiriyor. Ordunun başına. Ama o da çok sürmüyor. O da bozuşuyor Oğuz Yabgusu'yla. Hatta Oğuz Yabgusu'nun hanımı bunu öldür diyor. Burada da bana göre yine muhtemelen Selçuk da Müslüman. Selçuk da Müslüman ve Selçuk yeni kentten onların başkentinden ayrılıyor. Cende geliyor. Cende de Cen Oğuz Yabgusu'na bağlı ama yüzde seksen Müslüman bir şehir. Halkıyla Müslüman ama hukuken Oğuz Yabgusu'na bağlı. O Müslümanların bol olduğu bu şehre geliyor. Ve ilk olarak gelir gelmez kaç kişiyle geliyor arkadaşlar? Kaynakların en yüksek söyleyenine göre 500 kişi, en az söyleyenine göre 100 kişi. Yani nasıl bizim Osmanlılar 400 çadırdan geliyor? Aslında Selçuklu'da 100 kişi olarak kaynakların çoğu 100 kişi diyor. Bazıları 100 aile gibi söylüyor bunu. Öyle alırsak 500 kişidir. 500 kişi olarak Cende geliyor. Geldiği zaman şöyle bir söz söylüyor. Buranın halkı bizim yanımızda toplanmaz. Biz Müslümanız diyelim bizi kabul etsinler. Biz bunlara diyelim ki biz Müslümanız. O zaman bizi kabul ederler, etrafımızda toplanırlar. Aksi halde bizim yanımızda birleşmezler. Onun için biz bunlara Müslüman olduk diyelim. Bu sözde ne var? He? Bir, söyle onu kim söylüyor? münafıklık var. Evet açık. Çok açık. Bu sözde gayet net. Şu sözü okuyan adam bu sözü söyleyecek. Bu sözde münafıklık var. Bu, bu sözü söyleyen kim? Ebul Fereç denilen Süryani bir tarihçi. Müslüman olmayan bir tarihçi. Tek bir tarihçi kullanıyor bu sözü ve bugün bizim bütün tarihçilerimiz bu sözü alıyor. Arkadaşlar şimdi Selçuklu ben evet Selçuklu'yu aynen Selçuk abi gibi Osman Turan'dan okudum. Biraz son dönem bizim tarihçilerden okudum. Açıkçası Selçukluları inip de ana kaynaklarına inip okumamıştım. Osmanlı tarihçisiyim. Ana kaynaklarına inerek okumadım. Ben de son dönem yazılmış tarihleri okudum. Çünkü Selçuklu tarihçisi değilim. Fakat kitap yazınca ister istemez bütün ana kaynaklarına iniyorsun. Ebul Ferec Müslüman olmayan bir tarihçi ama günümüzün bütün tarihçileri bunu kabul ettiler. Ve vereceğimiz hüküm aynen kardeşimizin hükmü gibi münafıklık ettiler. Oysa bütün İslami kaynaklar Selçuk Bey'in oraya gelir gelmez Müslümanlığını aşikare ettiğini söylüyor. Valiye haber gönderiyor. Biz Müslümanız. Bize dinimizi öğretecek fakih gönder. Dinimizi bildirecek fakihler gönder. Bizi İslamiyet'i tam olarak anlatsınlar. Belli ki geldiği yerde sıkıntı var. Tam anlamıyla ders alamıyorlar. Tam anlamıyla belki açık ifade edemiyorlar. Ama buraya geldiğinde adamın tek sözü, ilk sözü biz Müslümanız. Ya niye tartışıyorsun adamın Müslümanlığını? Neden adamı bir münafık derikesine düşürüyorsun? Niye bunu söylüyorsun? Münafık mı yetiştirmek istiyorsun? Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Müslümanın vasfı değil mi bu? Asıl vasfı değil mi? Bu ancak takiye kimlerde bulunur bunları bilelim. Takiyeci adama da zaten denmez böyle bir şey. Gayet net açık ifade ediyor. Selçuk'ta da bunu gördüm Selçuk Bey'de. Yani bu ikisi gerçekten ve Hukuken Oğuz yapgusuna bağlı dedim. Vergilerini oraya veriyorlar. Daha bunlar 500 kişi. Ama cevval bir ekip, belli ki savaşçı da bir ekip. Oğuz Yabgusunun vergi toplayan memurları geldiği zaman kafire vergi verilmez diyor. Madem burası bir İslam memleketi, madem yüzde seksen Müslüman kafire neyin vergisini vereceğiz diyor ve anında da kovuyor. Böylece de cihat hareketinin başına geçmiş oluyorlar o beldede. Şunu gördüm arkadaşlar ya. Yani Osmanlı 400 çadır halkı 5000 kilometre kare toprak ama bir 300 senede 22 milyon. 22 milyon bunu veren Cenab-ı Hak. Yani Rabbine güven, Rabbine sığın. İnsanlara güvenme, insanlara dayanma, İnsanlardan bekleme. Bir şeyde Rabbine güven, ona sığın. Rabbin senden razıysa bütün dünya razı olmasa ne gelir? Rabbin senden razı değilse bütün dünya yanında olsa ne yazar? Hiç kimse kurtaramaz seni. Selçuklu'ya baktım 100 kişi. Hadi sen ben 100 kişi dedim, sen 500 kişi dedin. 600 diyemezsin. Cenab-ı Hak onlara da ne devlet vermedi mi? Ne kudret vermedi mi? Ne satvet vermedi mi? Tarihten biz biraz bunları da alacağız. Bunları da göreceğiz. Cenab-ı Hakk'ın hazinesinde bu. Gücü veren, o kuvveti veren, o kudreti veren, o satveti veren, o her şeyi veren o. Sen onun yoluna uymaya çalış. Başka bir şeyi düşünme, başka oyunlara girme, başka düşüncelere, yollara sapma. Tek şeyin o olsun, güvencen o olsun. Onun rızasını kazanmaya çalış. Evet etrafa bakıyorsunuz bir tarafta Karahanlılar, bir tarafta Gazneliler. Hep İslam devletleri ama hepsi birbiriyle boğuşuyor. Maalesef Selçuklu da bu işin içerisine düşüyor. Yani etraf bir taraftan Müslüman olmayan Türklerle vuruşuyorlar. Bir taraftan Ermenilerle vuruşuyorlar. Bir taraftan Gazneli var, Karahanlı var. Ve Selçuklu aynen Osmanlı gibi bu şeyden sıkılıyor. Ve diyor ki biz cihad edelim. Hatta Çağrı Bey'in Anadolu seferi var. Çağrı Bey ta ani önlerine kadar geliyor. Yani Doğu Anadolu'ya geliyor ve orada Gürcülerle, Rumlarla vuruşuyor ilk defa. Gerçekten hani bazı devletler bu İslam kargaşası içerisinden çıkamıyor. Bazıları hep kendiyle uğraşıyor. Ama Selçuklu buradan dışarıya taşabiliyor, çıkabiliyor ve Çağrı Bey'in Anadolu seferi daha o dönemde çok önemlidir. Babası vefat ediyor, 3 dört kardeşler birlik ve beraberliği de görüyoruz. Mesela bunu da tarihin en önemli misallerindendir bu. Çağrı Bey ile Tuğrul Bey iki kardeş. Bu iki kardeş Tuğrul Bey'in çocuğu yok, Çağrı Bey'in dört tane evladı var. Ki hepsi de bakıyorsunuz böyle bir numara oluyor. Alparslan var, Kavurt var, yani. 4 evladı, diğer kardeşlerinin evlatları var. Hepsi Tuğrul Bey'i kabul ediyor, baş olarak seçiyor. Bu birlikteliğin gücüdür. Bu da çok önemlidir. Bunları çok az bulabiliriz. Mesela Bilge Kağan ve onun kardeşi Kültigin. Böyle müşahhas örneklerdir bunlar. Bilge Kağan'la Kültigin'in hareketi veya işte Tuğrul Bey'le Çağrı Bey'in hareketi. Orhan Bey'le Alaaddin Şehzade Alaaddin'in hareketi. Bazıları birlik ve beraberliğin sembolü gibidirler. Ama onların o birlikteliğinden çok büyük rahmetler hasıl oluyor. Birlik ve beraberlik bozulduğu zaman gidiyor. Evet, iki kişi birleşebiliyor ama çocukları birleşemiyor. Bilge Kağan'la Kültigin birleşti ama oğulları devam ettiremedi. Tuğrul Bey'le Çağrı Bey birleşti ama oğulları devam ettiremedi. Osman Gazi ile özür dilerim Orhan Gazi ile Alaaddin bir ama çocukları devam etmezdi. Onun için Osmanlı kardeş katlini getirdi. Selçuklu getirmediği için, Gazneli getiremediği için, Karahanlı getiremediği için, Timurlular getiremediği için 50 sene sonra parçalanma noktasına gittiler. Yani iki kişinin getirmesi torunun, torunun oğlunun, oğlunun oğlunun, oğlunun getireceği manasına gelmiyor. Sistemi kuracaksın. Osmanlı bu noktada sistem kurmuş bir devlettir. Mesela Sultan Alparslan tahta çıktığı zaman ilk önce 1900 özür dilerim 1071'de kiminle savaşacak? 1064'te tahta çıktı. Ama 1071'de Bizans'ta savaşacak. 1064'te ilk 3 senesi kendi kardeşleriyle kendi amca oğullarıyla savaşmakla geçti. Çünkü amcasıyla babasının gösterdiğini herkes gösteremiyor. Nefis denen bir şey var. Hepsinin göstermesinin imkan ve ihtimali yok. Ama Alparslan'ın ilk işi böyle bir hareket. Yine mesela Tuğrul Bey'e dönecek olsam benim çok dikkatimi çeken bir husus daha oldu. Tuğrul Bey Hanefi mezhebinde ehl Sünnet tam manasıyla sağlam bir ehli sünnet itikadına sahip bir adam. Fakat yanında Amidül Mülk Kündüri diye birisi var. Amidül Mülk Kündüri, ünlü bir veziri. Daha önce değinmiş miydim ben buna burada? He? Adamın 3-5 defa öldürülmesi lazım ya. Herifi 3-5 defa öldürtmesi lazım. Nasıl affediyor şaşıyorum yani. Harzem şahların valisi o, Harzem şahlar ülkesine, Harzem ülkesine vali olarak gönderiyor bunu Amidül Amidülmülkündüreyi. Tabi padişahların diğer bir oradan en soylu insanının kızıyla evlenmesi, onları kendine bağlaması çok meşhurdur. Harzem hanedanından birinin kızını istettiriyor buna kendisine. O kızı bana iste diyor. E, hükümdar bir kızı isterse güzel olduğu anlaşılır. O da gidiyor kendini istiyor bu Amidül Amidülmülkündüreyi. Kendine istiyor. Ya hükümdar öteki ya adam hükümdar, hükümdar göndermiş seni. Herif gitmiş kızı görünce kendine istiyor. Şeyde diyor ki Tuğrul Bey bunu hadım edin diyor. Adamı hadım ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani ne yaparsın adam? <laughs> Bir rivayete göre de kendini hadım etmiş. Kendi kendini hadım etmiş. Hani ben ya adımım ben zaten nasıl alayım hükümdarı inandırmak için. Hükümdar gerçekten bunu affediyor. Yani halbuki başka bir yerde olsa herifin kelleyi vurdururlar yani bunu affediyor. Hatta Turul Bey İbrahim Yunal'la savaşıyor. Turul Bey'in etrafını çevirmişler kalede. Yardım istiyor bundan. Adam başvezir Amidül Mülk Herif ona yardıma gitmek yerine Tuğrul Bey'in oğlunu, üvey oğlunu tahta çıkartıyor. Ona biat istiyor. Garip bir adam yani bu Amidül Mülkünduri. Çok garip bir adam. Sonra Tuğrul Bey'in eşi buna karşı çıkıyor. Hatta bunu kaçırtıyor, oğlunu azarlıyor, gidiyor Tuğrul Bey'i kurtarmaya gidiyor. Tam da böyle bir erkek vari, bir kadıncağız. Tam komutan vasıfları var. Böyle de bir hareketi var. Tuğrul Bey'e bakıyorsun bu Amidül Mülkünduri'yi yine affediyor. Amidül Mülk Alpas'tan gelir gelmez bir müddet yanında tutuyor, daha sonra sürgün ettiriyor, daha sonra öldürüyor. Bizim bütün tarihçiler onu öldürtenin Alparslan'ın en ünlü veziri kim? Nizamül Mülk. Nizamül Mülk. Ya bunu bilmemek mümkün değil. Alparslan'ın en ünlü veziri Nizamül Mülk. Nizamül Mülk öldürttü diyorlar. İstisnasız. Bakın bazı hani yanlış şeyleri ifade ediyorum ki tarihe bakış açılarımız da çok farklı olmalı. Nizamül Mülk çekemedi. O Alparslan'ın yanındaydı. Öteki müthiş bir devletliydi. Merkezli bir merkezdeydi. İyi vezirdi. Bu Nizamül Mülk Alparslan'la beraber Taşra'dan geldi merkeze. Amidül Mülk'ü çekemedi ve öldürttürdü. Amidül Mülk Mutezile itikadında. Tuğrul Bey'e diyor ki Tuğrul Bey'e Eşariler hakkında lanet özür dilerim. Rafiziler hakkında camilerde lanet okutmak için izin istiyor. Yani Şia ve Rafiziler. Tuğrul Bey de Şia ve Rafiziler olduğu için Büveyhilerle savaş halinde Büveyhiler de Şii Büveyhi oğulları Tuğrul Bey de buna müsaade ediyor. O bunun içine eş'arileri de katıyor. Yani Şafii mezhebinin itikatta imamı içeride Şafii var mı? Bakın Şafii ve Hanefi beraberiz. Şafii mezhebini de katıyor ve Şafii'lere de lanet ettiriyor. O kadar çok Şafii alimi var ki bunu ikna edemiyorlar. Turul Bey'le görüşmeye geliyorlar. Hatta içlerinde çok alim bir zat var. Tuğrul kimdi? Adı neydi Fehim? Aa, Fehim benim yanımda gelince unutmayacaksın. Tuğrul Bey diyor ki eşariler hakkında ne biliyorsun diyor. Şimdi Tuğrul Bey de bir hükümdar. Hanefi mezhebini hani İmam Mansur Maturidi belki bir şeyler bilir kendi mezhebi. Fazla bir şey bilmediğini söylüyor. Şimdi bunun üzerine o alim buna anlatmaya başlıyor. Tabii eşari falan deyince duymuş ya vezirinden, onlar diyor batıl yolda diyor. Hasbinallah diyor alim, az önce bir şey bilmediğini söylemiştin diyor. Ve Tuğrul Bey'i mahvediyor ya. Az önce diyor sen bir şey bilmediğini söylemiştin. Şimdi diyor niye bitat bit itikatlı diye söylüyorsun diyor. Hasbinallah bir insan bir şey hakkında bilmeyip de sonradan böyle nasıl kesin hüküm verebilir? Bunun üzerine çıkıyor müthiş bir risale yazıyor arkadaşlar. Ve bütün İslam alemine dağıtıyor. Hepsi bunları tabi hükümdara baskıda gelince bunların bu defa sürgün edilmesi, öldürülmesi adına fetva alıyor Tuğrul Bey'den. Kim? Amidülmülk Künduri. Tuğrul Bey'i inandırıyor. Bazen bazen başınızdakini birileri inandırır. Çevresine iyi bakın. Çok iyi bildiğiniz bir lideri etrafındaki bir adam dinen çok yanlış noktalara getirebilir başka şeyler söyleyebilir. İşte yani biz daha önce bakın bundan iki sene önce Kutlu Doğum Haftası yüzünden bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı'yla ben karşı karşıya geldim. Yani neden karşı karşıya geldim? Bir Kutlu Doğum Haftası yüzünden geldim. Bu bir FETÖ projesi dedim ve bu projenin devamı vardı dedim. Bugün bütün kandilleri başarılı olsalar Berat gecesini de, Rekayip kandilini de, Miraç kandilini de ve Kadir gecesini de sabitleyeceklerdi dedim. Kadir gecesi sabitlenince Ramazan da sabitlenecekti. Kurban da sabitlenecekti. Ve bu tartışmalar arkadaşlar takip etmiyorsunuz. Bu tartışmalar ilahiyatçıların olduğu toplantılarda yapılıyor. Bundan 15 sene önce bir ilahiyat profesörü hani Kabe'de bir izdiham olmuştu yüzlerce belki bin kişi ölmüştü. Hatırlar mısınız? Hatta çok ünlü bir profesörümüz Amil Çelebioğlu vardı. O şeyde ölmüştü. Onun ertesinde toplanan ve haccın görüşüldüğü bir toplantıda bir ilahiyat profesörümüz haccı beş aya bölelim teklifinde bulunmuştu. Hacı bir defada yapmayalım, dört mevsime veya beş mevsime bölelim tarihe. Böylece hem daha fazla insan hac etmiş olur. Hac vazifesini hem de çünkü bekliyoruz ya 10 sene 15 sene hac çıkacak diye. Hem de bu izdiham olmamış olur. Ne kadar yerinde akılcı bir teklif değil mi? <laughs> bir kişi el kaldırıyor. Ne diyeceksin arkadaşlar? Aklen bakarsak akla çok münasip. Ama din akli değildir, naklidir. Din aklı değildir, naklidir. Bir kişi el kaldırıyor ve diyor ki Kur'an-ı Kerim'de haç arefedir buyuruluyor. İkinci bir arefeyi göstersene. Arefette ve Arafat'ta arefe günü vakfeye çıkmak kaççın farzlarından biri. İkincisini göstersene diyor. Ve bitiyor tartışma. Bu mudur ya haç? Bu mudur din? Yani çok sevdiğin bir kişiye etrafındaki iki adam bambaşka noktalara getirebilir. Sen dinini doğru bil. Sen dinini doğru bil, doğru. Dini doğru bil, birileri karar alabilir. Birileri 20 dakika daha fazladan yedirebilir. Birileri 2 dakika önceden bozdurabilir. Sen uyanık ol. Uyanık ol, dikkatli ol. Yoksa birileri bozup duruyor her şeyi. İbadeti de bozuyor, itikadı da bozuyor al işte Tuğrul Bey. Hiçbir sıkıntısı yok normalde. Ama etrafında bir amidil mülk kündüri. Öldürün o alimleri. Kimdi adı? Kuşeyri. Kuşeyri var. Cüveyni tarih yazarı o ayrı. Ama e, imamı Kuşeyri çok büyük bir alim. risale yazan adam o. Tuğrul Bey'le görüşen adam diye anlatıyorum. O Kuşeyri adı aklıma gelmemişti. Büyük bir alim bakabilirsiniz. Özel de bir risalesi var. Bu risale Türkçe'ye de çevrildi. Ve bunlar Mekke'ye kaçmak suretiyle canını kurtarabiliyor. Alparslan geldiği zaman ilk işi bu alimleri çağırmak oluyor yeniden. Rey şehrine, merkezine. Şimdi arkadaşlar Alparslan'ı Nizamül Mülk, Amidül Mülk sadece siyasi kavgası olarak anlatırsan, bu hadiseyi bana kim anlatacak? Bu bitat yolunu kim anlatacak? Bu bitat sahibini kim anlatacak? Amidül mülkündürinin bu yanlış inancını Tuğrul Bey'i yanlış yollara sevk ettiğini kim söyleyecek? İşte bunlar da ortada kayboluveriyor. Ben siyasi bir çekişme olarak görüyorum. Ama Sultan Alparslan, ehli Sünnet'e o kadar bağlı ki çok anlattığım bir mevzudur ama yeri ve onun adı gelmişken bir kez daha anlatmak isterim. Yani kendisi rafizilere, deylemlilere rafizi itikadında olduğu için onun kadar karşı düşman bir adam gösteremezsiniz. Ehli sünnete gerçekten müthiş bağlı bir adam ve zerre kadar bitat ehline tahammülü yok. Zerre kadar yok. Hatta bir rafiziyi, bitat ehlini hizmetine aldığı için Azerbaycan emirini müthiş azarlaması var. Azerbaycan emiri Erdem. Bu adam Alparslan'ın tahta çıkmasında bir numara rol oynayan adam. Tuğrul Bey, Tuğrul Bey üvey oğlunu Süleyman'ı tahta namzet gösterince adam ayağa kalkıyor hayır diyor. Bu çocuk daha küçük. Alparslan gibi bir evladın varken nasıl bu adamı namzet gösterebilirsin? Ben bu kararını tanımıyorum diyor ve çıkıyor gidiyor. Ve Alparslan'ın adına hutbe okutturuyor. Yani böylesi bir adam ve Alparslan'ın her zaman yanında olan bir adam. Bu adam Deylemli bir rafiziyi herhalde yeteneklerine bakarak katip olarak görev almış ve Alparslan bunu duyuyor. Adama hiç değer vermiyor. O en böyle yanında bir numaralı olan adam Adama kıymet vermiyor, ondan yana bakmıyor, onun sözünü dinlemiyor, o konuşacağı zaman sen söyle diyor, o söz alacağı zaman sen sus diyor, ötekine dönüyor. Bir, iki, üç, beş, adam çıldırıyor. Bir gün böyle yeniden ileri atılınca söz alıp sen sus diyor, sen konuşma, anlamıyor musun hala? Sen benim saltanatımın hasmı mısın diyor. Arkadaşlar adam yerlere kapanıyor. Ya sultanım. Bana nasıl bu sözü söylersiniz? Beni öldürün ama bu sözü söylemeyin. Benim canım, başım sizin yolunuza fedadır. Ölüm bana daha tatlıdır bu sözden. Öldürseydiniz benim için daha iyiydi bu sözü duymaktan. Ben sizin nasıl düşmanınız ve hasmınız olabilirim? O falan rafizi sen görev almadın mı diyor. Ben aldım sultanım. E onun bir daha değerli, değlemli, bir daha değerli bir adam olduğunu bilmiyor musun diyor. Biliyorum da sultanım bir kişi diyor. Bir kişinin benim sultanımın cihanı tutmuş devletine ne zararı olabilir? Şahine, sivrisinek ne zarar verebilir? Onu bir karınca gibi ezerim diyor. Sultan Alparslan bana bir tomar atkılı getirin diyor. Getiriyorlar. Veriyor eline üç beş tane kopar diyor, kopartıyor. Kırk elli yapıyor, zorlanarak kopartıyor. Yüz elli iki yüz yapınca esnetemiyor. Alparslan diyor ki işte bunlar biriken az gibi gözükür. Zararsız gibi gözükür, üç olur, beş olur, elli olur, yüz olur ve benim devletimin zeval bulmasına sebep olur. Bilmez misin ki biz halis Müslümanlarız, bitat nedir bilmeyiz. Cenab-ı Hak onun için bizleri aziz kıldı, yüce kıldı. Biz halis Müslümanlarız, bitat nedir bilmeyiz. Gençler, gerçekten ben devletlere bitat bulaştığı zaman yıkıldığını görüyorum. Bir devlet yıkılmaya başladığında ilk bakacağınız şey itikadi noktaları olsun. Bitat inançları olsun. Endülüs neden yıkıldı diye bir bakın son dönemindeki alimlere. Babürler neden yıkıldı diye bir bakın. Osmanlı neden yıkıldı diye bir bakın son döneminde. Bundan başka bir söz söyleyene ahmak deyin. Bitatler yayıldığı zaman ayakta durmaz ayakta durmaz. Cenab-ı Hak'tan rahmeti gelmez. Onun için biz ehli sünnete sahip çıkalım. Yoksa büyük belalar da vurur. Büyük belalar da vurur. Toplumlara da gelir bazen onlar. Bunları bilemediğimiz zaman toplumlara da gelir. Bundan korkun, bundan çekinelim. Böyle ehli sünneti anlatan, cihat hizmetinde bulunan toplumlara bir topluluk bunu yapıyorsa çok kişi bundan kurtulabilir. Bütün bir toplum kurtulabilir. Hani üç kişinin cenaze namazına, beş kişinin cenaze namazına gitmesiyle bütün insanların kurtulması gibidir. Şurada bir cenaze var, hiçbirimiz gitmedik. Ortada kaldı. Hepimiz bu günaha düştük. Ama beş kişi gitti, hepimiz günahtan kurtulduk. Bazen az bir topluluğun yapmış olduğu bir hizmet, bütün bir milleti kurtarabilir. Unutmayın. Bütün bir milleti. Yani örneklemeye dikkat edin. Bütün bir milleti kurtarabilir. Onun için Alparslan diyor ki kaç bu bit'atten bunu yapma. Cenab-ı Hak işte böyle olduğu için ona en muazzam zaferlerden birini nasip eyledi. Malazgirt Savaşı. 40 bin kişiyle 120 bin kişi. Aslında Bizans ordusu 200 bin kişidir. Oraya çıktığı zaman, hareketlendiği zaman tam 200 bin kişiyle geliyor. İmparator bütün varlıklarını toplamış. Silahsa silah, askerse asker, güçse güç, erzaksa erzak. Her şeyiyle bütün varlığını oraya yığıyor. Alparslan bu savaşa hazırlıksız yakalanıyor. Çünkü o zaman Afşin var komutanı Suriye'de. Ta İstanbul önüne kadar gitmiş, geri dönmüş. İstanbul diyor çok Anadolu çok rahat diyor çok serbest Alparslan'a böyle rahat bir rapor gönderiyor. Burada sıkıntı yok diye. Onun için Alparslan Mısır üzerine gidiyordu. Hatta Halep'te ilk defa duyuyor Bizans ordusunun yola çıkabileceğini. Geri gelirken ordusunun büyük kısmını terhis etmiş yanında 4000 kişi var. Ardından bir duyuyor ki 200 bin kişiyle ordu geliyor alel alel acele ağırlata kadar geliyor. Hemen ordusunu toparlamaya çalışıyor ve toparlayabildiği ordu 40 bin kişi. 10 bini seçme kendi vurucu gücü. Yine yaklaşık bir 20 bini Türk gücü, 10 bini de Kürt gücü. Tabi bugün çok tartışılır Kürtler var mıydı yok muydu Malazgirt'te diye. Ben de bunu bizim bazı kaynaklar bir de günümüzde Türkçü, Kürtçü hikayeleri olunca biliyorsunuz çok farklı yalan yanlış bilgilerle doluyor. Ama ana kaynaklara inince bazı şeyleri görüyorsunuz. Gerçekten Kürtler de 10 bin kişiyle bu ordunun içindeler. Yani aslında bu bize benim Kürt'ü yok saymam, Kürt'ü Türk'ün yok sayması aslında dikkat edin bizim gücümüzü zayıflatır. Alparslan bir ve beraber olduğu için Anadolu'yu beraberce alıyoruz. Ve biz güç kazanıyoruz. Yok saydığım zaman ben zayıflıyorum ya. Adam Alman bana karşı Fransız'ı yok saymıyor, İngiliz'i yok saymıyor, Amerika'yı, Rus'u yok saymıyor. Hepsi birleşmeye kalkışıyor. Ben Müslümanım, ehli sünnetim, Müslüman'ı yok saymak için uğraşıyorum. Bana bunu kim verdi ya? Kim kazandırıyor bana bunu? Kim söylüyor acaba? Bunu kim? Bunu düşünmemiz lazım. Beni yemek isteyenler mi? Kürt kardeşimi yemek isteyenler mi? Türkleri yemek isteyenler mi? Arnavut'u boşluğa bitirmek isteyenler mi? Kim? Bunu kim söylüyor? Bunu düşünmemiz lazım. Bu oyunlara düşmememiz lazım. Ve burada da gayet açık gösteriyor. Ekrat'tan 10 bin kişi diyor. Onlardan da geldi diye kaynaklar söylüyor. Müslüman, ehli sünnet ne ayrılığı var ki? İşte 40 bin kişi bazı kaynaklara göre 50 bin kişi en fazla 120 bin kişi. Alparslan gerçekten endişe duyuyor. Çünkü az değil büyük bir ordu, bir imparatorluk ordusu kendisi çok alelacele hazırlandı. Silah güçleri yüksek, endişelerini hissettiriyor, barış yolunu tutmak istiyor. Ve halifenin elçisiyle kendi elçisini imparatora gönderiyor. Savtigin ve İbni Mahleban halifenin elçisi İbni Mahleban ve ünlü komutanı Savtigin'i gönderiyor. Bunlar anlaşma yapmak için imparatorun huzuruna giriyorlar. Anlaşma teklif edince imparator gayet mağrur bir şekilde bunlara bir soru soruyor. Belki de beklemedikleri bir soru bir an. Böyle bir soruyu herhalde kimse beklemezdi. Isfahan mı güzeldir, Hemedan mı diyor. İbni Mahleban da diyor ki Isfahan daha güzeldir diyor. Aa, anlaşıldı öyleyse diyor. Biz Isfahan'da atlarımız da Hemedan'da kışlayacaklardır öyleyse diyor. Şey gerçekten Savtig'in komutan olduğu kadar müthiş bir diplomat. Anında diyor ki İmparator atlarınızın Hemedan'da kışlayacağı kesin ama sizin nerede kışlayacağınızı bilemiyorum diyor. Gerçekten müthiş cevap. Bazen işte şeyler böyle olacak komutanlık vasfı yanında demek ki adamın müthiş bir diplomatlık yönü var. Yani orada şu sözü söylemeyip de dönersen işte sıkıntı orada imparatora şamar gibi inen bir cevaptır bu. Son derece şamar gibi inmiş bir cevaptır. Atlarınızın orada kışlayacağı kesin ama sizi bilemiyorum. Ve imparator reddediyor. Alparslan işte tepede olmak böyle bir şey. Bir noktada sorumluluk sahibi insan da endişe hisseder. Çünkü siz sorumlusunuz. Emrinizde bin kişi var. Siz hücum diyorsunuz. Siz geri diyorsunuz. Ondan siz sorumluluk duyarsınız. Bu endişeyi biraz da böyle de anlamak lazım. Halifeye, halifenin imamı diyor ki sen Cenab-ı Hakk'ın Cenab Hakk, Cenab Hakk sancaklarını yükselten cihat yolunu tutmuş bir hükümdarsın. Bütün camilerde cuma günü savaşa gir. O cuma vaktinde bütün Müslümanların yüreği seninle vuracaktır. Ve bütün Müslümanlar sana dua edecektir. Kalbini sıkı tut, pek tut, zafer senindir. Ve gerçekten halife bir dua metni hazırlattırıyor. Uzun bir dua metni, kitapta da yazdım. Ve Alparslan'a dua ettirtiyor. Ya Rabbi senin sancağını yükselten, senin dinini yücelten, Alparslan, Muhammed Alparslan düşmana karşı, Hristiyanlara karşı bir savaşa girmektedir. Onu muzaffer kıl, onun yüzünü ak eyle. Bu savaşta melekler ordunla kendisine güç ver, kuvvet ver ve bütün bu dua şeylerde okunuyor camilerde. Alparslan da cuma namazından sonra atının kuyruğunu bağlıyor, beyaz elbisesini giyiyor. Ve şu andan itibaren burada sultan yoktur. Burada hepimiz eriz. Hepimiz neferiz. Hepimiz bu gayeyle çarpışıyoruz. Rabbime karşı niyetimde en küçük bir ya Rabbi, niyetimde en küçük bir riya varsa beni kahreyle. Niyetim halis ise bana zafer nasip eyle. Hem Cenab-ı Hakk'a duada ve niyazda bulunuyor hem de askerlerine sizinle beraber çarpışacağım. Ölürsem oğlum Melik Şah'ı tahta çıkarın. Beni bu beni bu elbisemle defnedin. 28 Şubat'ta Alparslan beyaz elbisesini giymedi. Atının kuyruğunu bağlamadı. Bu hutbeyi okumadı. Ve yine halife camilerde onun için dua etmedi. Bakın arkadaşlar sene 1997-98'i söylüyorum. 28 Şubat Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu aldığı bir kararla tarih kitaplarında Alparslan beyaz atına binmedi. Atının kuyruğunu bağlamadı. Cuma namazı kılmadı. Bu bu hutbeyi, bu konuşmayı yapmadı. Camilerde böyle bir hutbe okunmadı. Ona dua olmadı. Bunların hepsini yok edeceksiniz. Sadece Alparslan Malazgirt'te girdi ve kazandı savaşı. Niye? Neden? Neden işte bunları her zaman 28 Şubat aynı düşmanlığı görüyor musunuz? Metin Bostancıoğlu, bakanın adını da hiç unutmuyorum. Az söylememiştim o zamanlarda da. Bunu kaldırdığın zaman ne olur? Nedendir bu düşmanlık? Niye böyle bir düşmanlık yapıyorlar? Ellerine fırsat geçince görürsünüz görüyorsunuz da daha iyi görürsünüz. Daha çok şeyleri görmediğiniz zaman gelir. Bazı nesiller bazen unutu veriyor. Unutu veriyor arkadaşlar. Ve tabii çok savaşı şey yapmak, anlatmak değil. Bir dünya gücünü mahvedi veriyor ve Anadolu'nun tapusunu, tapusunu Anadolu'nun daha doğrusu kapısını tapusu belki bazı diğer bazı savaşlardır ama Anadolu'nun kapısını bizlere açı veriyor bir büyük zafer ve bir vatan, bize vatan kılan, vatan açan bir zaferdir arkadaşlar. Büyük bir mücahit, büyük bir komutan, büyük bir devlet adamı çok fazla özellikleri var. Ama ölümü de bir başka ibret, ibretlik bir hikayedir. Onunla da inşallah son verelim. Ne çabuk geçti bu vakit ya. Hayret ettim yani. Bakınca şimdi acaba diyorum sekiz buçukta mı yok sekiz buçukta olmamıştı benim konuşmaya başlayalım. Bu arkadaşlar da ben gelince hiç yorulmuyorlar. Hep mi böyle midir? <laughs> Türkistan seferine çıkıyor arkadaşlar. Niyetinde belki de Çin'e doğru gitmek var. Ne olduğunu da net bilemiyoruz. Bir mücadeleyle ve yüz bin kişilik bir ordu. 50 bin kişiyle, 40-50 bin kişiyle bir dünya gücünü mahvetmiş bir adam, 100 bin kişiyle Çin'e doğru hareketlenmiş, şehirleri düşüre düşüre ilerliyor ve bir şehrin önünde işte Yusuf diye bir adam, son derece gaddar, son derece zalim bir adam. Kale düşmüyor bir müddet, tabii o kaleyi düşürecekler artık net belli olmuş, adam diyor ki yarın teslim olacağım diyor, harzemli Yusuf. Yusuf Harezmi. Ee, ve bu kadar zalim bir adam ki gece masayı kurduruyor. Eşim ve çocuğum Alparslan'ın eline düşmesin diye eşi ve çocukların gece yarısına kadar eğlence tertip ediyor. İçkiler içiyor. iyice sarhoş, içkiler, eğlence. Gece 12 mi, 2 mi artık gece yarısı çocuklarını kendi eliyle boğazlarını kesiyor. Alpaslan'ın eline düşmesin. Alpaslan'ın o kadar önemli bir özelliği şudur. Huzuruna çıkıp da pişman olduğunu dile getiren bir tek adama dokunmadı. Bir tek adama. Ya bizim sultanların böyle bir yönü var ya. Adam çok da yufka yürekli birisi. Alpaslan deyince ben böyle yavuzvari biri gelir gözümün önüne. Ya yani böyle çok bir cevval şeyinde bir otoriter kişilik benim gözümün önüne gelir. Ama bakıyorsun bazen o kadar çok aldanmaya müsait bizim insanlar. Mesela Gürcü memleketini zapt edince geliyor Gürcü kralı Müslüman oldum diyor. Müslüman oldum diyen adama olmadın diyemezsin değil mi? Alparslan buna sarılıyor, sevinç gözyaşları döküyor. O kadar ağlıyor adamla beraber göz ya adam Müslüman oldu. Ona o kadar hediyeler veriyor ki kaleyi de veriyor, hediyeler veriyor. Görülmemiş. Gittikten sonra adam vazgeçiyor. Bunları o kadar çok yaşadığını görüyorum ki böyle yani o kadar yufka yürekli bir insanda çok az bulunur. Adam çocuklarını ve hanımını kesiyor. Bıçağını da konçuğunun çizmesinin içine saklıyor ve teslim olacağım diyor sabah. Teslim oluyor. Geliyor Alparslan'ın huzuruna. Alparslan hani neden uzattın, niye teslim olmadın, pişman olsun diye sözler söylüyor. Adam buna karşılık ağır ifadeler kullanıyor. Şunu diyor bağlayın direğe öldürün diyor. Direğe bağlayın diyor ayaklarını. Bunun üzerine Alparslan'a çok ağır hakaretlerde bulunmaya başlıyor. Böyle mi öldürürsün beni? Benimle güç getiremiyor musun falan gibi Bırakın ellerini, çözün elini diyor Alparslan. Okuna ve sadana elini uzatıyor ve adam kendi üzerine gelirken okunu atıyor. O ilk defa hedefini şaşıyor. Adamın kafasının yanından gidiyor. Sultan Alparslan daha gençti, 12 yaşında bir çocuktu. Mektebe giderken hocaya, Kur'an-ı Kerim dersine bir hoca, özür dilerim bir asker, bir yaşlı zatı en ağır böyle eziyetlerle dövdüğünü görüyor. 12 yaşında bir genç. Ama tabii bey oğlu. Adama hakaretler ve dövüyor. Ayağının altında eziyor adamı. 12 yaşında bir genç. Öyle canı sıkılıyor. Okunu sadandan çekiyor. Ve oku atınca askeri öldürüyor. Zulme diyor. Bu kadar karşı bir insandı diyorlar Alparslan'ı. Ve oku hiç şaşmadı. Belki de. O zulme karşı duruşuyla, o okuyla saltanata gelmişti. İlk defa oku şaştı, ölümü oldu diyor tarih kitapları. Adam bunun üzerine ikinci oku almaya şey olmadan alparslan ayağa kalkıyor. İşte ecel gelince, ecel gelince her şey bağlanmaya başlar. Bu defa üzerine yürürken ayağa takılıyor. Ayağa takılıp dengesini kaybediyor. O esnada da adam hançeri iki defa saplıyor zehirli hançer ve Alparslan yaralanıyor. Çadıra kaldıracaklar, dört gün sonra da şehit düşecek. Dört gün sonra. Gevheray'ın var, komutanı, onu da yaralamış. Tabi hemen yanındakiler kafasına gürzle vurup öldürüyorlar ama Alparslan da dört gün sonra şehit düşecek. Son gece etrafında devlet adamları, oğulları, yakınları şöyle söylüyor. Ben bugüne kadar her sefere giderken Rabbim'den yardım dilerdim, yardım isterdim. Onun en aciz bir kulu olarak kendimi görür ve Rabbim'den bana zafer ihsan etmesini isterdim. Yüzümü toprağa sürerdim. Gerçekten öyle. Bütün hareketleri bu. Yani bunu böyle şey olarak söylüyor değil. Kaynaklarda bunu görüyorsunuz. Bu son sefere çıkarken yüksek bir tepede ordumun alay geçit resmini izledim merasimini izledim. Yüz bin kişilik ordumu o muazzam geçit resmini görünce dağın ayağımın altında sallandığını hissettim. Ve kalbime şöyle bir düşünce geldi. Bundan sonra benim bu ordumun karşısında kim durabilir? Arkadaşlar bir yıl önce 50 bin kişiyle bir dünya gücünü mahvetmiş adam. Şimdi iki kat daha fazla gücüyle ilerliyor. Kalbime böyle bir düşünce geldi. Benim ordumun karşısına kim durabilir? Rabbime değil de orduma güven geldi. Ve Cenab-ı Hak beni en aciz, en zavallı bir kulu eliyle cezalandırdı. Şahit olunuz, tövbe ediyorum. Şahit olunuz, tövbe ediyorum. Arkadaşlar bu da müthiş bir erdemdir. Yani az önce de söyledim ya her şeyi Cenab-ı Hak'tan bilmek. Kusuru kendimizde bilmek. Şeytan benim dediği için tar oldu. Ben dedi Adem Aleyhisselam nefsime zulmettim dedi. Aynı anlayışı Sultan Alparslan'da görmüyor muyuz? Aynı zihniyeti, aynı inancı Sultan Alparslan'da yaşamıyor muyuz? Suçu kendimizde bilelim. Bir, bir şey bize gelirse kendimizde hatayı arayalım. Başka şeyde değil, başka birilerinde değil. Mehmet Akif gibi nur istiyoruz, sen bize yangın veriyorsun. Yandık diyoruz, boğmaya kan gönderiyorsun. Yetmez mi çektiğimiz bunca devahi? Ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi? Diyerek uçurumun kenarına varma. Uçurumun kenarında durur adam. Yani hatalarını görmeyip Rabbine sitemde bulunmak, onu suçlamak nasıl bir mantık, nasıl bir hususiyettir? İşte tarih bu ibretler ve bu derslerle doludur. Daha fazlasını Sultan Alparslan kitabında okuyabilirsiniz kitabında. Cenab-ı Hak bu mübarek günde hem o şühedanın başta Alparslan olmak üzere bütün şühedanın, alimlerin, velilerin, sahabe-i kiramın, peygamber efendimizin şefaatine nail eylesin arkadaşlar. Şimdiden Ramazanımız da mübarek olsun bir kez daha diyorum. Sağ olun diyorum. Var olun diyorum. Muhabbetlerimi sunuyorum. Var olun. Bugün soru almayalım. İnşallah böyle bir de niye hızlı kalktınız öyle? <laughs> Hayırlı geceler gençler. Var olun.